Erdemir. Ben Maliye Bakanımızın bütçe konuşmasını baştan sona dinledim. 2014'ten bu. Geçen seneki bütçe konuşmasını. Aynen söylediği söz şuydu. Biz iktidara geldiğimizde kayıp dışılık %35 idi. Allah'a şükür şimdi %28'e indi. Sözünü söyledi. Geçen seneki bütçe konuşmasında. Şimdi eğer bir ülkenin Maliye Bakanı %28 hocam kayıt dışılığı kabul ediyor ise biz bu bilançoların doğruluğunu nasıl kabul edeceğiz? Sayın hakimim de aynı dertten şikayetçi. Bizler de aynı dertten şikayetçiyiz. Tabii bunun cevabı yok, bunu da biliyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam haklı. Hayır, hocam yerine ben sözlüyüm. Hocam haklı, hocam bize ders söyleyecektim. Aslancamı size vereceğim. Şimdi bunun çözümü var. 602'de vardı. TBS'ye göre finansal rapor bağımsız denetim yapılacak. Türkiye'de bugün bu sistem çalışıyor. Hisse senetleri, borsada işlem gören şirketlerde bu müessese var. Onların bilançolarını yapalım. Bu bir ampirik çalışma olsun. Alalım onların bilançolarını ve kaydı değerleri, rayiç değerlerini getirelim. Bakalım ne kadar oynayacak. Ben size söyleyeyim, çok oynamayacağım. Çok oynamayacağım. Ya böyle 9 milyon, 13 milyon da 9 milyon oynamaz. Bunun çözümü bu. Ama sorun şu, biz bunu istiyor muyuz? Biz zaten Türkiye'yi kastediyorum, Türk iş dünyasını, Türk siyasetini kastediyorum. Biz meslek mensuplarını kastediyorum. İstemiyoruz. Devlet buna da cevap verildi, istemiyoruz. Yoksa bunlar yapılmayacak şeyler değil. Bir önerim daha var benim, acizane. Bu iflas ertelemesinde şimdi bütün dünyada muhasebe standartlarla gider, denetim standartlarla gider. Bunun standartlarının konulması lazım, rehberlerinin oluşturulması lazım. Ben de bilirkişilik yapıyorum, iflas ertelemelerinde de, iyileştirme raporlarında da. Yani öyle şeyler var ki olacak şey değil. Ve izin verirseniz bir de sorum olacak. İflas ertelemesinde Sayın Masis Yontan söyledi. İflas ertelemesini hak etmeyen şirket iflas ertelemesi aldı. Eden şirket iflas etti. Burada tabii bilirkişiler var. Bilirkişilerin sorumluluğu nedir? Bu olaylarda gerçek dışı ve bu da ispatlanıyorsa bilirkişilerin ve kayyumların sorumluluğu ne? Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Aslan Bey de soruştu bu sorunu. Aslan Bey tam karşımızda. Hayırlı akşamlar diliyorum. İflas eden şirketin iflas masası oluşturuluyor. Bütün alacaklar buraya müracaat ediyor. Burada kamu da müracaat ediyor, sigorta, vergi. Daha sonra şirketin bütün mal varlığı paraya çevriliyor. İşte borçlar dağıtılıyor. İflasın sonucunda kamu alacağı kalıyor ise eğer geriye, vergi, sigorta, ortaklara ya da yönetim kuruluna, zaten yönetim kurulu kalmıyor, iflas masası oluşuyor. Bu geriye kalan borçlar durumu nedir efendim? Yani iflas sonrası geriye kalan kamu alacağının durumu nedir? Teşekkürler. Şöyle sormak istedim. Ben anladığım gibi soruyorum. 683'e göre değil mi ya? Sigorta vermeyi. Yani bu yönden şey arasında değil. 683, 35'e göre sorun böyle geldi değil mi? Sigorta vergi alacağı. Yani işte yani ne olacak yani? Şirket ortaklarının ya da kamu temsilcilerinin kamu alacaklarından sorumlu sordunuz değil mi? Net. Ben de şöyle diyorum. Eğer iflas açılmışsa, iflastan sonra kamunun hala alacağı varsa şirketlerin ortaklarının ya da yöneticilerin sorumlulukları devam eder. Fatih Hoş bitince. Ben bir şey ilave etmek istiyorum. Özür dilerim. Geçen bir konu oldu. Ortakların sorumluluğu yok dendi. Bunun örnekleri önümüze konulmuş. Şimdi iflasla açılan bir şirketin güzel kişiliği sona ermiş. Anlamı budur. Ama
sona ermiş demek de terkin edilmiş değildir. Bir nevi tasfiye halindedir. Tedbirler kaldırıldı diyelim. Yani iflas açıldı. Otomatikman tedbir kaldırılmazsa sıra cetveli de oluşmaz, iflas masası da oluşmaz. Şirket, anonim şirket ortaklarının sorumluluğu farklı. Limited şirket ortaklarının sorumluluğu. 6183 sayılı yasayla ilgili tedbirler kalktıktan sonra eğer alacak varsa kamusal alacakların tahsiline ilişkin hükümler uygulanır. Yani ortak takip semeresiz kalmışsa ki kalmış, iflas açılmış, hisseleri oranında ortaklara gidilir. Yine devam edelim. Devam edelim. Hocam size ben isterseniz bir şey yapmak istiyorum. Bana kalırsa bilir kişilerin gerçeğe uygun rapor vermemeleri 40 ceza kanununda müeydesi var. Bu görevi ihmal değil, bu suistimaldir. Veya hatta daha ileri giderse sahte evrak tanzimi de karşımıza çıkar. Hiç karşılaştınız mı Sayın Başkan? İhbarda bulunduğum oldu. Ceza aldı mı biliyor musunuz? Onu takip etmedim ama öyle raporlar geldi ki bir tek iflas ertelemesini kastetmiyorum. Yani göz göre göre, yani ticari defter bir ticari alacaktan söz ederim. Öyle bir rapor geliyor ki ben tabii mali analizlerini Mehmet kadar sizler kadar bilemem. Ama artık benim de gözüme çarpıyor bu. Sizin nasıl bilanço dipnotsuz olmaz gibi fahiş bir hatadan bu şekilde gözüme çarpıyor. İhbarda bulunduğumuz oluyor tabii. Güzel. Sayın Başkanım, peki niye aynı kişiye Sayın Başkanım, mahkeme olarak siz mi başvurabiliyorsunuz bu duruma yoksa taraflar, alacaklı taraflar falan da yani zarar gören mağdur olan taraflar da başvurabilir mi? Her ikisi de başvurabilir. Yani alacaklılardan biri de buna başvurabilir. Mahkeme de böyle gördüğü fahiş bir olta yani suça muttali olan mahkeme gereğini yapmakla zaten mükelleftir. Peki ben niye hep aynı kişileri bilir kişi seçiyorlar? Şimdi şunu da söyleyeyim. Şimdi bu çok ayrı bir müessese ve çok haklısınız. Size söylüyorum çok haklısınız. Ama şimdi bu sorunuza çok açık bir cevap vermek istemiyorum. Ama konuya da hakim oldunuz mu? Evet. Evet. Şimdi saygılı arkadaşlarım. Hocam, hocaların hocasının en son söz hakkı var. Onun için birazcık hocam en son sizsiniz de şey yok. Hakkınız baki. Kapatır mıyım? Onu size soracaktım. Evet. Başka yok ise en son sözü sevgili hocama veriyorum. Hocaların hocası Profesör Fikret Özcan hocam. Buyurun. Çok teşekkürler Sayın Başkanım. Ben de bir iki laf etmek istiyorum. Çok enine boyuna konuştunuz tabii. Şimdi çok teşekkür ederim bir kere. Zahmetler ettiniz, geldiniz ve bütün boyutlarıyla görüşmeleri açıklamış oldunuz. O bakımdan tekrar tekrar teşekkürler ediyorum. Şimdi efendim, bir kere arkadaşımız şeyler, kayyumlar dedi, kelimesi kullandı. Biliyor musunuz bilmiyorum, benim bildiğim kadarıyla iki türlü kayyum söz konusu oluyormuş. Bir denetçi kayyum, bir de aktif yönetici kayyum şeklinde. Dolayısıyla onu hani bilmeyen arkadaşlar ya ilgilenmemiş olan arkadaşlar bakımından vurgulamış olalım diye ifade ettim. dikkatimi çektiği için. Şimdi efendim, Allah Maliye Bakanlığı'ndan razı olsun. Eğer Maliye Bakanlığı olmasaydı yanmıştık biz. 50 yılından beri muhasebemiz evvel Allah dejenere hale getirilmiş oldu. İnanmıyorsunuz değil mi? Siz de geçtiniz o şeylerden. Muhasebecilik nedir? Muhasebeci nasıl olur? Nasıl sonuçlar alır? Bunu benim görebildiğim kadar hiçbiriniz doğru dürüst bilmiyorsunuz. Çünkü doğru dürüst muhasebecilik yapmadınız. 70 yıldır bu işin içindeyim beyefendi. Şimdi niçin bunu söylüyorum? Öyle şeyler konuşuluyor ki yani muhasebecilikle hiç ilgisi olmayan bir boyutta konuşuluyor. Yani her şeyi dejenere ettiğimiz gibi bu mesleği de dejenere etmiş vaziyetteyiz. Unutmayın onu. Onun için bütün bunlar konuşuluyor. Şimdi
baktığınız zaman eğer bir muhasebe bürosu 40 tane 50 tane müessesenin muhasebesiyle meşgulse onların çıkardığı şey ancak bu kadar olur. Ancak bu kadar olur. Cemal Hoca hiç üzülme. Daha o dipnotlara gelinmedi. Daha onlara da gelinecek herhalde. Yani bir gün gelecek, onlara da gelinecek. Daha onlara gelinmedi. Onun için Türkiye'de çok da yadırganmaz bunlar. Halbuki o kadar şeyler, olaylar ve sonuçlar çıkıyor ki ya iki kelimeyle dipnota yazsan bütün bunlardan kurtulmuş olursun diyebilecek durumda olduğumuz halde maalesef öyle. Dolayısıyla demek istiyorum ki bu gelişmeler ışığında ben yeni bir takım tanımlamalar görüyorum. Nedir o? Efendim vergi bilançosu olurmuş. Vergi bilançosu diye bir bilanço varmış. Arkadaşımız da şeyi söyledi. Kaydı bilanço. Şimdi arkadaşımız mahsusçu olduğuna göre, mali müşavir olduğuna göre kayıtsız muhasebe olmaz zaten. Dolayısıyla kaydı bilanço diye bir kayıt bir şey olmaz. Ben ama siz haklısınız. Yani kayıtlara dayalı çıkarılmış bir bilanço herhalde anlamını taşıyor. Yoksa kaydı bilanço diye bir şey yoktur. Yani kayıtsız bilanço olmadığı için kaydı bilanço diye bir şey olmaz. Vergi bilançosu diye de bir şey yok. Ama bütün bu ilişkiler içerisinde vergi usul kanununa göre çıkardığımız bilanço derseniz tabii ki bütün kapışmalar, bütün yanlışlar bilmem neler oradan çıkar. Çünkü vergi usul kanunumuz vergiye göre değerlemeye en azından yapıyor. Halbuki şimdi bu vesileyle tabii anlıyorum ki arkadaşlarımızın çoğu da ilgilenmişler bu konu. Bu vesileyle öğreniyoruz ki yalnız vergi açısından, yalnız tam tasdik açısından meseleye bakmak çok yanlış. Çünkü maalesef söyledim mi hatırlayamıyorum. Söylemek istemiştim, belki söyleyemedim o toplantılarda. Onu tekrar söylemek istiyorum. Yani bir Yemenli mali müşavir arkadaşımız diyor ki ya bağımsız denetimde diyor madem ki vergi usul kanununa göre yapılacak benim tam tasdik raporum yetmez mi diyor. Yeter mi arkadaşlar? Yani eğer sadece vergi açısından bakıp da bir bilanço sonucu ortaya çıkarmışsanız yeter mi? Bir Yemenli mali müşavir bunu soruyor. Söylüyor. Herhalde Cemal Hoca'dan mı duydum? hangi kaynaktan duydum hatırlamıyorum. Yani bu sorulacak bir şey mi? Ama şimdi bağımsız denetim diye zaten bağımlı denetim kavramı da ayrı bir tartışma konusu ya. Bağımsız denetim dediğimiz zaman bunun ortaya çıkardığı sonuçlarda demek ki bütün boyutlarıyla bakın bir de iflasın ertelemesi boyutu varmış. O herden aklımıza gelmiyor doğrusunu isterseniz. Kaldı ki ben iflasın ertelemesinin de çok doğru bir şey olduğuna inanıyorum. Sebep dile getirmediğim için söylemek istiyorum. Sebep efendim öyle bir durum var ki eğer alacaklar böyle üstüne müessesenin hücum etmese, eğer zorlamasalar toparlanır hem iflastan kurtulmuş olacak yani iflasın getireceği büyük aksaklıkları gidermiş olacak hem toparlanmış olacak müessese ortadan kalkmayacak falan filan boyutlarını artık teker teker söylemeye gerek yok. Onun için iflasın ertelemesi çok doğru bir yaklaşım bence. Çünkü her zaman işletmelerde kötüye gidiş olabilir. İflas eşiğine gelinebilir. Hepsi olabilir. Ama bu eğer yasal yaklaşımla da daha rahat bir şekilde şey yapılacaksa çünkü şeyleri durduruyor. Alacakların hücum etmesini bilmem nesini durduruyor. Dolayısıyla şey ama işte o aşamaların hazırlanmasında mutlak hassasiyet göstermemiz gerektiğine yine meslektaş olarak inanmamız gerektiğini kabul etmek istiyorum. Tekrar teşekkür ederim Sayın Başkan. Çok bir teşekkür ederim. Söyledim ama kusura bakmayın. Çok sevgili hocam çok teşekkür ederim.